When people ask me, İnsanlar bize how bir Türkolojist olarak see this problem, bu problemi nasıl görüyorsunuz dediklerinde onlara her zaman şunu söylüyorum. Biz burada Macarlar kendi ülkeleri Karpatya'da olmadan önce bizler Türkiye dünyanın bir parçasıydık. Ve burada ancient homeland of Hungarians were Macarların eski ata yurdunun Edil and Yayık Edil ve Yayık ırmakları arasında bir yerde olduğunu düşünüyoruz. Bu da Batı Türkiye Kaganat'ın bir parçası ve Western Turkey Kaganat was attacked Batı Türkiye Kaganat Çin tarafından saldırıda bulunduğunda burada 7. yüzyılda bu Çin hanedanlığı tarafından bu attack by the Chinese saldırıdan dolayı Çin İmparatorluğu'nun Batı Türkanlığı dağılıyor. Farklı daha ufak countries like the ülkelere, Kazars, the Bulgars, Bulgarlar, Kazarlar, Bosgirs gibi, Oğuzlar gibi, Kıpçaklar gibi. That was the time when Hungarians, işte bu zaman Macarlar ancestors started to migrate towards göç etmeye başlıyorlar Avrupa'ya. And ve but ancak we don't actually know that the land conquering Hungarians in the 19th century 9. yüzyıldaki buraları fetheden Macarlar gerçekten Fin-Ugur dili mi konuşuyorlardı? There are other hypothesis or about başka hipotezler vardı burada Macarların mevcut diliyle ilgili. Bazı uzmanlar, ben de dahil olmak üzere, konuştuğumuz dilin şimdi Macarca'nın aslında Avarların dili olduğunu, bunların Macaristan'a daha erken geldiklerini ve onların da Avarlarla some kind of Uralic language. Avar dili ve Ural dili konuştuklarını. Why I say that Hungarians were çünkü burada Macarlar muhtemelen Türkiye dünyanın bir parçasıdırlar. İlk Macar temsilcisi, Macar elçisi Konstantinopel, Konstantinopolis'i, ileride İstanbul olacak o zamanki Bizans'ın başkenti olan Konstantinopolis'i ziyaret edip oradaki Bizans kralıyla konuştuğunda kendisini Türk olarak tanımlıyor. Bizler Türkleriz diyor ve liderlerimiz Arpad ve Alış biz Türk insanlarız diyor. This is the first written source about the Hungarians encountering Macarların Avrupalılarla karşılaştığına dair. Later in the 10th century, 10. yüzyılda the Hungarians in the middle of Macarlar, Europe Avrupa'nın ortasında accept Christianity. Hristiyanlığı kabul etmeye başlıyorlar ve first they were ilk olarak they wanted to make alliance with the bir ittifak yapmak istiyorlar. Eastern Roman Empire, Doğu Roma İmparatorluğu'yla, Bizans İmparatorluğu'yla ve Roman Emperor, Roma İmparatoru sent a crown bir taç gönderiyor Macar kralına. His name was ismi de Geza in modern Geza, yani but modern in old Hungarian Macarca'da it was ama eski Macarca'da da Gayça, yani biz bunun Yabgu, Jabgu, Yabgu kelimesinden geldiğini düşünüyoruz. So he also had a Turkic name. Onun da aslında bir Türk ismi var ve ilgi çekici bir şekilde burada well known among Hungarians. Macarlar arasında bu çok bilinmiyor ama Macar tacında ki bu Roma İmparatoru tarafından gönderilmiş bir taç Macaristan'a. There's the picture of Jaucha, Jaucha'nın bir resmi var. The first king of Hungary, Macaristan'ın ilk kralının. Next to the picture, ve onun sonrasında ise Yunanca şu yazıyor. Jaucha, Pistos Krales Turkias. You can check it in yani, the internet. İnternetten çekebilirsiniz. Yunanca bu kelime şu anlama geliyor. Biz bu tacı Jaucha'ya the faithful king of Turkey. Türkiye'nin
So that was in Sadık the 9th Kralına century. Gönderiyoruz. Bu 9. yüzyılda yazılmış. Hungarian and Macaristan ismi our own name kendi Magyar Macar only appeared ismi. In Western sources burada sadece much later. Batılı kaynaklarda çok sonra ortaya çıkıyor. Yani ilk sources iki kaynaklarda bahsedilen bizler krallığımızdan ilk olarak 10th century 10. yüzyılda, yes, 10th century, evet 10. yüzyılda ve daha sonra da 11. yüzyılın başlarında Macaristan hep Türklerin ülkesi so, olarak geçiyor. O yüzden burada şöyle bir ihtimal var. Aslında Macarlar burada bir devlet oluşturmuş olanlar Karpatlar'da. Bunlar Türklermiş. Daha sonra da dillerini değiştirmişler ve Ugric dialect. Yerel Ural diyalekti kullanmaya başlamışlar. Bu da inhabitants of the Carpathian basin. Karpatların eski sahiplerinin diliymiş. Of course there's another tabii interesting burada bir diğer ilgi çekici event in the history of Hungary. Etkinlik var. We Macaristan tarihinde bizler Hristiyan bir ülke oluyoruz. Muhtemelen en güçlü Hristiyan ülkelerden birisi oluyoruz. Avrupa'nın ortasında. Ve 907 yılında the German Empire Alman İmparatoru Macaristan'ı fethetmek istiyor ve büyük bir ordu topluyor Macarlara karşı ve Macarlar burada Birleşik Alman İmparatorluk ordusunu Bratislava Savaşı'nda yeniyorlar. Buraya artık Pressburg deniyor Almanya'da ve bu çok şok edici bir yenilgi oluyor Almanlar için. Ve sonraki 500 yıl boyunca da kimse fethetmeyi çalışmıyor artık Macar İmparatorluğunu. Daha sonra 13. yüzyılda başka bir çaba oluyor yine Macar Krallığı'nda. Burada Türkiye dünyayla birleşmek istiyorlar ve o zaman Moğol istilası Türkiye Türk topraklarını, Orta Asya'yı ve Türkiye'yi etkiliyor. Ve and those times in Eastern zamanlarda Europe, the most Doğu powerful Avrupa'da state en güçlü was devlet, the Kuman-Kipçak Kuman-Kipçak Birliği oluyor. Kuman-Kipçak ve Kuman-Kipçak Birliği was defeated first in, ilk defa yenildiğinde Karka Savaşı'nda 1223 the Kumans of Eastern Europe kuzeydeki Kumanlar Macar Krallığı'na geliyorlar ve the power of the Kuman lands to the Hungarian king. So we can Kuman say that gücünü öneriyorlar ve o zamanlar bir işbirliği yapıyorlar. Macaristan ve Macaristan bir araya geliyorlar Moğol İmparatorluğu'na karşı ve Macar Kralı da o zaman Kuman topraklarının kralı ilan ediliyor. Tabii ki sadece bir 10 yıl sürmüş çünkü 10 yıl sonra birlik kurulmuş. 1228 the Mongols arrived in Eastern Europe with a huge army. Çok büyük bir orduyla geliyorlar. Led by Genghis Khan'ın torunu Batuhan getiriyor ve Batuhan burada hem Kumanları hem Macarları mağlup ediyor. Ve bazı Kumanlar Macaristan'a kaçıyor ve hala Macar topraklarında yaşıyorlar. Bunlara da bu topraklara Büyük Kumanistan, Küçük Kumanistan adını veriyoruz. Ve so that was the last attempt. Bu son gayret oluyor ve after the Mongol invasion, Moğol istilasından sonra Hungarians and the Turkic people failed to make a union. Macarlar ve Türkiye toplumlar birlik yapmayı başaramayınca 13. yüzyılda pek çok yüzyıl geçiyor aradan ve daha sonra şundan gayet mutluyuz ki 21. yüzyılda initiation of the buradaki Türk Konseyi'nin kuruluşu sayesinde Macaristan yine
Türkü dünyaya dahil ediliyor ve her ne kadar şimdi uzak bir dil konuşuyor olsak da Türkiye dillerden, bizim tarihsel kökenlerimizden dolayı ve Türkiye dünyaya olan bağımızdan dolayı burada bir üye ülke olarak kabul ediliyoruz ve ümit ediyoruz ki bizim geleceğimiz yine Türkiye insanlarla parlak olur ve burada iyi bir işbirliği, ittifak yaparız. Ve şimdiden itibaren de artık birlik halinde yaşarız Türkiye insanlarla dünyadaki. Bunu ümit ediyoruz. Teşekkürler.